Evet, Gül'ü hatırladınız mı? Gül Hanım yanımızda. Biliyorsunuz Gül Hanım'ın da oğlu evleneceği kızı annesi beğenmedi diye evi terk edip gitmişti. Annesi de o kıza güvenmemişti. Kız burada yaşamıyor, Türkiye'li değil. Ondan sonra aslında güzel değil, Photoshop güzeli demişti. Burada tartışmışlardı. Oğlan da gelmişti, demişti ki benim sevdiklerime artık kabulleneceksin, sahip çıkacaksın demişti. Şimdi evet, hatırlıyoruz değil mi oğlunu? Şimdi neler oldu? Bir önce izleyelim bakalım neler yaşamışız. Sonra şu an ne durumdalar bir görelim. Gül Yengül programımızın sezon finaline girdiği son hafta stüdyomuza konuk olmuş. Oğlunun evlenmek istediği gelin adayına onay vermediği için oğlu Uğur Yengül'ün evi terk ettiğini söylemişti. Hangi kızı bulup getirse bununla evlenmek istiyor. Daha insan 3 ayda bir tanıdığı, daha yeni tanıdığı bir insanla evlilik kararı alır mı ya? Bu kızın şeyinde şu anda yüzünde Photoshop var. Bu kız bu kadar güzel bir kız değil. Ha, çirkin de bir de. Çirkin bir kız. Ha. Evet, ben gördüm çünkü oğlum telefonla görüştü. Ama bu da çok güzel çıkmış ha. Esra Hanım Photoshop yapmış. Yani bu görünüşe göre bu kızı alacak gibi ama kesinlikle ben istemiyorum Esra Hanım. Böyle bir şey yaparsan evlatlıktan reddederim. Gül'ün yayındaki çağrılarının ardından kısa bir süre içinde Uğur'a ulaştık. Anne oğul stüdyoda karşı karşıya geldi. Sen kızın duvarlarına niye giriyorsun hani pis olduğunu acaba? Evet, duvarları sen nereden biliyorsun? Dedim, bir şey demedim ki. Nereden? Belki ışık duvara yansıma yaptı. Belki gölge oldu. Ne biliyorsun pis olduğunu? Daha telefonu tam görmemişsin bile. Görmeden tamam, niye yorum yapıyorsun? Farz et ki ben burada sana kızgınlığımdan söyledim. Sen niye el alemin kızına gidip de bildiriyorsun? Annem senin hakkında böyle diyor diye. Abi derim niye? Benim sevdiğimden gizli saklı bir şey mi var? Ben ne olacak? Hayatımda ilk defa böyle eğer bir şey olacaksa etimizdeki taşları dökeceğiz. İyi ya da kötü kapanacak mı mevzu? Bu kadar tamam, basit. Beni aramaya geliyorsun, niye o zaman sevdiğime burada şey yapıyorsun? Senin sevdiğine ben neyi gördüysem onu söyledim oğlum. Gördüğünü söylemeye gerek yok. Benle görüşmeye gelmedin mi buraya? Geldi. Niye kızı katıyorsun o zaman? Ya kızla ilgili geldim buraya. Tabii ki kızı katacağım. Ne dedim? Ben gördüklerimi söyledim. Hala Esra Hanımcığım, bütün Türkiye'nin gözü önünde söylüyorum. Söylediklerimin arkasındayım. Duvarı kirli bir kız vardı. Türkmenistanlı, üniversiteye gitmiyor, çalışmıyor, okumuyor. Bu çocuğu eve almış, parmağında oynatıyor. Eve almış diye düşün. Evet. Oğlunu geri isteyen anne ne kadar ikna etmeye çalıştıysa da Uğur'u büyük aşkından vazgeçiremedi. Bu kadın yabancı diyorum. Bu kadın üniversite okumamış. Bu kadın boş kafası. Fesatlığını kendine sakla. Kadın bu ülkede kalabilmek için sana kendini seviyormuş gibi gösterip bu nikahta olur Esra Hanım. Bir süre sonra burada oturum aldıktan sonra bu kız buna tekmeyi vuracak. Yani sen senin için fesat için. Niye için fesat olsun? Ben kötü bir anne olsam buraya evladım ama ben gelmem. İçin fesat. Düzgün konuş benimle. Ben doğruları konuşuyorum. Doğruları konuşuyorum. Doğruları konuşuyorum. Doğruları konuşuyorum. Senin aklın kesmiyor. Kimseye değil, seni çok mu kesiyor? Bakın işte Esra Hanım. Sen taşıdın, yalan söyleme. Yalan işte. Sen yalan söylüyorsun. Yalan söyleyen sensin. İki senede adamın yanına gittin. İstemedin diye gittin. Eve gelmiyorsun diye. İstemedin diye gittin. Yeter artık ya. Sevdiği kız için annesini terk eden Uğur, pişman değilim, sevdiğimin arkasındayım dedi. Sevdiğimin de sonuna kadar arkasındayım. Evi terk edip gidince neyi halletmiş oluyorsun yavrum? Bak bir dal uzattık gelsin dedik. Niye tamam, uzatıyorsun daha tamam. Yavrum? Tamam. Ben konuşup tatlıya bağlayacağım. Ben gelemem. Eve geri gelir misin? Gelemem. Kim izin vermiyor eve gelmeni? Kimse izin vermiyor. Sen o kızla buluşup yemek yiyeceksin. Kim izin vermiyor? Sen o kızla buluşup yemeği yiyeceksin. Olumlu ya da olumsuz bir şey söyleyeceksin. Eve ben o zaman geleceğim. Tamam? Kız cevap versin öyle. Uğur'dan annesini çılgına döndürecek o hamle sonunda geldi. 20 Eylül'de Ayşe ile evleneceğini söyleyince Gül çileden çıktı. Oldu, onay vermedi. Zaten ben burada dediğim gibi tarihi de verdim. Hadi buna gücü yeten varsa da engel olsun. Peki, sonuna kadar da arkasındayım. Bir şey söyleyeceğim. Buraya gelecek evet. O kızı tanıyacağım. 20 Eylül'de evlilik olmayacak. Önce tanıyacağız. Bir dakika Gül Hanım, bir şey soracağım olacak, Uğur'a. Görürsün. Anne oğul stüdyoda birbirine girdi. Gül oğluna benden habersiz evlenirsen evlatlıktan reddederim dedi. Annesinin aşık olduğu kadına dediklerine dayanamayan Uğur stüdyoyu terk etti. Annem dahil, babam dahil, aile büyükleri dahil, herkes dahil. Benim sevdiğim insanı kimse kıramaz. Sen de duruşu güzel bir duruş baktığımızda. O benim sevdiğim insanın o gözüne o yaşı kimse sokamaz. Sen yalan söylemeyecektin, bu işlerde bu noktaya gelmeyecektin. Sen o zaman onay verecektin, bu kıza karşı, bunu olmayacaktı. Bu kızı bana karşı sen ittin. Ben itledim. Hala öyle kızı sen ittin. Oğlum bana ya. Olmayacak böyle. Esra Hanım. O 20 Eylül'de 12 olmasın, tamam. Şuradan çıkmak da bana nasip olmasın. Hadi bakayım. Dene. Gücü yeten de engel olsun hadi. Sen benim gücümü yeten de engel olsun. Sen benim ne kadar gücümü yeten de engel olsun. Elinizden yerini aranıza koymayın hadi.
Sen bunu yine haykırması beni anlayamadım. Ama o kadar emek vermiş sana Uğur ya. O kadar yıllarca emek tamam, vermiş. Tamam emek vermiş, ben ona bir şey demiyorum. Emek vermiş ama ben karşısındaki de sonuçta evladı yani. Mutluluğuna bakacak. Yok öyle. Yok kız kimsesizmiş. Yok Türkmenistanlıymış. Bunların arkasında sınmayacak. Öyle bir şey zaten yok. Bunları. Öyle bir şey zaten. Ben sana Türkmenistanlım dedim. Türkmenistanlı demedi Esra Hanım. Doğru söyledi. Niye o zaman pardon iddia ediyorsun Türkmenistanlı diye? Ben tamam ben onun doğru olduğunu biliyorum ben. Bu kız Türkmenistanlı. Burada sen... Tamam o seyredelim. Sana seviyormuş gibi yanaşır. Kendini evlendirip bu ülkede oturum almak için yapıyor. Sen de benim burada evlenmemi istemediğin için o kızı burada lekeliyorsun. Ben de buna izin vermeyeceğim. Lekelemiyorum ki ben Esra Hanım. Ben de buna izin vermeyeceğim. Uğur sakin ol. Lan nereden lekeledi? Tamam Uğur sakin Esra ol. Esra tamam bu yayın bitti ben çıkıyorum. Tamam. Bir sakinleşin ya, o da senin annen. Çaresiz kalan Gül stüdyoda gözyaşları içinde feryat etti. Ben delikanlı bunu... gibi sevdiğimin arkasındayım. Sonuna kadar da gideceğim. Ya çocuğum. Gideceğim. Ben yaşadıklarım. Ay dur. Gül Hanım'ın da hataları olabilir ama bu da... Dur. Küs anne oğul arasında iki ayda bir gelişme oldu mu? Gül ve oğlu Uğur barıştı mı? Gül ya bunu izlerken hala bak ağlıyorsun. Ya bir evlat kolay yetiştirilmiyor Esra Hanım. Ben onu o kadar her şeyden koruyarak kendimden o kadar çok ödünler tavizler vererek büyüttüm ki hiçbir gün onu incitmedim. Hiçbir gün kardeşinden ayırt etmedim. Aksine o erkek evlat olduğu için de bizde öyle bir şey vardır. Doğulu bir aileyiz biz. Aslında oğlum kızımın daha önünde bir çocuk. Sevgi manyağı oldu çıktı ya. Burada beni hiç kendisini sevmeyen, değer vermeyen bir anneymişim gibi gösterdi. Hangi anne ister çocuğunun böyle olmasını? Görmediniz mi burada geçen yayın döneminde bana... Yok Ayşe seni seviyorum. 20 Eylül'de evleniyorum. Hadi. İşte sen şey yap da ben bir göreyim engel oldu. Ben sana engel olmak istemiyorum ki ama bu kızın da çok doğru bir insan olduğunu düşünmüyorum Esra Hanım yabancı olduğu için. Peki şimdi ne oldu? Biz en son siz istemiyordunuz bu kızı. Sonra bir konuştunuz. Yine anlaşamadınız. Gelmedi mi hiç oğlunuz? Hiç gelmedi Esra Hanımcığım. En son gördüğüm yer burasıydı. Hiçbir şekilde ne telefonla görüştük ne kendisini hiç görmedim Peki maalesef. Peki şu an nerede? Haber alıyor musunuz? Vallahi şey kuzenim aramış. Demiş ki şey Şirin evlerde ev tuttum. Kızla birlikte mi kalıyorlar? Evet. Kız evi açmış. Benim dediğim gibi yani kız evi alıyor bunu. Ya benim evladım Esra Hanım. Ben nasıl kızı eve alıyor bunu? Yani kızla beraber yaşıyormuş. Benim burada söylediğim gibi. Zaten daha önceden de orada evde birlikte yaşıyorlarmış. Tabii kızla birlikte yaşıyormuş. Şirin evlerde ev tutmuşlar. Borcun altına girdim. Evi dayadım döşedim falan demiş. Annemi istemiyorum demiş. O bu kızı istemedi. Ben de onu istemiyorum. Şimdi tabii bizim hani Gül Hanım'a da kızdığımız şeyle oluyor ama şimdi hepimizin evladı var. Oturup düşündüğümüzde evladımız var. Düşünün bizi o kadar büyütüyorsun ne diyorsun istemedin diye. Çocuk da istemiyor yani zor bir şey aslında. Esra Hanım hadi bana yapıyor onun bir tane kız kardeşi var evde ya. O çocuğun günahı ne? Hem baba tarafından sevgiden mahrum ediliyor hem abi tarafından ya. Beni arayıp sormasına gerek yok. Bir kere kız kardeşini arasın ya. Yalandan duvara bir çamur atsın desin ya kardeşim ne yapıyorsun bir şeye ihtiyacın var mı? Bunu söylemek bu kadar zor mu ya? Herkes yedi yabancıya neler yapıyor Esra Hanım ya? Bir abiden bahsediyorum. Ben burada şov yapmıyorum, oyun yapmıyorum gördünüz. Buradaki gözyaşlarımı bileni herkese işte benim kuzenime falan demiş ki şov yapma. Ben niye şov yapayım ya? Ben buraya yüreği yanan bir anne olarak geldim. Benim iznim olmadan bir gün önceden benle elin kızı için kavgayı basıyorsun. 3 ayda tanıdığım bir insan için... Ya nedir bu halin senin ya? Bu kadar seviyorsan gelip de benim gönlümü de almaya çalış. Anneciğim sen istesen de istemesen de... Bu arada en son Gül Hanım burada biraz orta yolu bulmaya çalışmıştı. Yani gel dedi tanıyayım kızı dedi bir şey dedi ama yine işte yok duvarı pis dedin. Aslında şoplu güzel dedin. Evet şoplu güzel dedim öyle de çıktı Esra Hanım. Gördünüz mü yakından? Evet bana bir fotoğraf geldi. Telefonumda var hatta gösterebilirim. Hiç bununla alakası yok. Başka biri gibi mi gözüküyor? Evet başka biri gibi Esra Hanım. Beğenmediniz mi tipini? Ya ben beğensem ne olacak Esra Hanım? Çocuk beğendiyse diyecek çok bir şey yok ama buradakine benzemiyor diyorsunuz. Kitesini istemiyorum ya. Ama buradakine benzemiyor mu? Ama hiç benzemiyor Esra Hanım. Gerçekten burayla hiç alakası yok. Sosyal medyada yeni fotoğrafları var. Bir onu görelim. Var mı? Nerede? O kadarını bilmiyorum benim. Görelim. Bir verin bakalım. Bizim yayınımızdan sonra benim vazgeçilmez. Aa kıza bir dakika çocuğa da şop yapmış. Çocukta da ruj gibi olmuş. Kendini uyduruyordu. Sen üzülme acıdan bu sözlerin karşımda görsem dolar gözlerim.
Kocam nereye gidiyor oraya? Özledim seni kalbime, kurşunlar işlemez ciğerime. Zincirledim seni kalbime, anahtarlar yok denizlerde. Tut elimden beni çok sev, kimseye verme. Kocam nereye gidiyor oraya? Kocam da kocam. Ya çok ayıp bir şey Esra Hanım ya. Ortada hol yok, yumurta yok. Bu nedir kocam da kocam? Ama bunlar söylüyor, ben utanıyorum Esra Hanım ya. Birlikte yaşadıkları için demek öyle söylüyor. Ayıptır ya. Bu nedir yani? Elin genç erkeğine eve almak neyinle evlilik olmadan Esra Hanım? Bu tip şeyler bizim anlayışımıza ters düşüyor. Bizim ülkemizin örf ve ananeleri var, adetleri var. Benim çocuğum gelecek, bu kızı bana kabul ettirecek. Kendi başına 20 Eylül'de zaten babası yok Esra Hanım. Bir tarafı zaten yaralı. Beni niye bu kadar kaybetmeyi göze alıyor? Getirsin beni, ikna etsin. Bak burada dal uzattım sırf sizin güzel hatırınız için. Yemeğe çıkalım dedim. Tamam getir, önce tanıyayım evet, dedim yani. Evet aslında adım attı. Filiz Hanım siz bir şey söyleyecektiniz herhalde. Ben aslında Gül Hanım ağladığında üzülüyorum. Yani sanki böyle bazen Gül Hanım'ı pişman olmuş gibi de görüyorum. Ama Gül Hanım bakın yine ben hep sözümün arkasındayım. Siz hiç görmediğiniz, tanımadığınız bir el alemin kuzusu ya. Senin nasıl evladın sana kuzuysa onun da bir annesi var, bir babası var. Evet. Sen kıza çirkin dedin, pasaklı dedin. Bir sürü hakaret ettin sen Filiz bu kıza. Filiz Hanım onlar hakaret değildi. Lütfen evet, hakaret. Ya ben gördüğümü söyledim. Hayatım telefonda. Hakaret. Ondan sonra da senin oğlun sana dönmedi. Ya, pis bir duvardı, ben onu söyledim. Gördüğümü lekeli pekeli duvardı ya. Bazı şeyler içinde kalacaktı. Niye içinde söylüyorsun? Kalsın? Niye ne kalsın? Kıza çirkin beni dedin. Beni evladımdan koparan bir kadın var Filiz Hanım. Pardon bir ya şey söyleyeyim. Ya senin çocuğun yapsın. Allah'ın yarat. Benim çocuğumu karıştırma. Sen Allah'ın niye benim çocuğuma karışıyorsun o zaman? Seni ilgilendirmez ki. Ben çocuğum ben için gelmedi ki buraya. Ben bak seni geçen yayın döneminde de ikaz ettim. Getirdin kızımın alakası yok. Bu konuya getirdin evladı kattın ya. Bak bir şey söyleyeceğim. Ben çocuğumu anlatmıyorum burada. Sen anlatıyorsun. Sen çocuğun için geldin. Biz de sana yorum yapıyoruz. Bu kadar yaralayıcı olma ama. Bu kadar şey olma. Sen de annesin demek yapmayacaksınız. Dışarı çıktığınız zaman görürsünüz gibi sözlerde sarf etmeyeceksin. Biz sana buraya insan gibi bak. Sana ilk başta ne dedim? Üzülüyorum dedim. Yine üzülüyorum. Bir annesin çünkü üzülüyorum. Evet. Ama hiç tanımadığın bir kıza yok çok güzeli, yok çirkin bir ya kız. Ya Photoshop'a ya sen dedim, dünya güzeli misin Allah'ını seversen ya. Ya sen niye benim güzelliğimi katıyorsun? Ben sen buraya... el alemi kızın güzelliğine karışamazsın. Bana bak ben buraya kızım ben değilsin olamazsın zaten hiçbir şeyim olamazsın. Sen de benim hiçbir ben şeyim olamazsın. Tabii ki olmam zaten Allah korusun. Ben halkım bak, ve ben yorum ben yaparım. Burada... Sen de düzgün yorum yapacaksın. Ben iyice kavgaya dönüştü. Hayır bir kavga ya. Etmiyoruz. Ama ben buraya koca aramaya Esra Hanım ben buraya koca aramaya gelmişim ki güzel kaynağında konuşmayın durun öyle. Heh. Ben buraya koca aramaya gelmedim ki kide bir benim güzelliğimi katıyor. Ben buraya çok güzelim. Türkiye'nin en güzel kadınıyım. Konuşma. Ben sana sen saçma koca konuşuyorsun. Koca aramaya mı geldin dedim onu sana. Onu anlatmaya diyorum çalışıyorsun. Şey, sen benim güzelliğimi katıyorsun. O kızı da Allah-u Teala yaratmış. Yaratmış. Seni de Allah yaratmış tamam, ya. Sen olmuş. Kızın çirkinliğine, güzelliğine laf edemezsin benim ki. Benim güzelliğim konuşamazsın. Üzerinden niye gidiyorsun? Nasıl benim senin... bulduğum nokta bu. Beni hayatım, niye kızıyorsun ya? Niye demiyorum ya? Sen kıza söylüyorsun ya. Söylerim ben de diyorsun ya, ya. Çirkin bir kız Photoshop yapıyor diyorsun evet, ya. Evet Photoshop'lu fotoğraflar sen koyuyor. Sen çok mu güzelsin? Kendisi gibi kendi kızına olacak. Laf söylüyorsun. Bak ben her yerde kendim gibiyim anladınız mı? Ben de her yerde kendim gibiyim. Beni ya sen neden alakası var bu kızın üstünden söylüyorum ben. Kıza söylüyorsunuz ya. Kız neden kendi şimdi gibi Photoshop olmuyor? Photoshop yapmayan kimse yok. Gençler bu şekilde yaşıyorlar artık tamam ben mı? Ben kabul edemiyorum. Ama sen bunu düzgün ben sana anlatmak istediğim şu. Sen evladını karşına alıp düzgün bir şekilde konuşup tamam mı çocuğunu ikna edebilirdin. Sen ne yaptın? Geldin buraya dedin ki işte arkası evin arkası kirli, duvar kirli, yok kız çok çirkin. Bir sürü hakaret ettin yani sen kıza. Yani onun için mi çocuğu aramadı diyorsunuz aramıyor yani? Aramıyor tabii çünkü ya, çocuğu Esra evladı Esra Hanım çünkü aşık seviyor. Yani ama annesini dakika. Bile gözü yalnız görmüyor. Yalnız şunu unutmayın Gül Hanım sonrasında bize için dalı uzattı. Dedi ki yemek yiyelim birlikte vakit geçirelim dedi. Esra Hanım evin içinde çocukla geçen diyaloglarımı Filiz Hanım bilmediği için böyle konuşuyor. Hı hı. Çocuk buraya geldi de görüyorsunuz edepten hayadan çıkıp bir şekilde bana nasıl püskürüyor. Annesi değil de sıradan bir arkadaşıymışım gibi konuşuyor. Bunları evde de yaptı o beni çok kırdı bu kıza karşı ileti etti. Diyebilirdi ki anne ben seviyorum bu kızı ya. Sen istesen de istemesen de ben bununla evleneceğim. Hı hı. Ben o zaman Esra Hanım inanın ki daha yumuşak olurdum ya. Bu evlat beni bu hale ama getirdi. Ama söyledim onu ya evet. Kaç kere Rabia Gülhan. Hanım buyurun. Ya Gül Hanım ben seyrettim o kadar. Agresif bir annesiniz ki siz çocuğunuza sıcak davranırken ha, bir öyle... tane daha çıktı Filiz Hanım 2
Birinizle başa gelebilirsin. Birisi sizinle alakalı çıktınız. Ablacığım bak. Kusura bakmayın. Sen tamam. Bir iyi anne olsan. Var sen ya, benim anneliğime... Esra Hanım, bu işleri kabul etmiyorum, hak etmiyorum. Tamam, ne söyleyeceksin daha ablacığım? Gelip de benim anneliğime kadar bir dakika ya. Rabia Hanım, bir dakika. Ya bu nedir bu iyi anne? Neden zoruna gidiyor? Gider tabii, iyi anne değilsin diye beni suçlayamazsınız. Ne kadar ekranda etmeden. Bir dakika, ekrandan gördüğün kadar konuşuyorsun. Rabia Hanım, bir kimse anlamıyor şu an. Size soracağım. Neden Gül Hanım'ın anneliği iyi değil? Değil. Neden? Çünkü o çocuğu çok dışlıyor. Hiçbir dışlamıyorum. Çok çirkin diyor. Hiçbir dışlamıyorum. Esra Hanım, sevenleri Allah ayırmıyor. Gül Hanım niye ayırıyor? Yok Ayşe olmaz, yok Fatma olmaz. Allah'ın isimlerini bir kere güzel isimler. Hanım istemiyorum. Sana alıyorsan... ne? Çocuk benim çocuğum değil mi? Sana ne? Nasıl istemiyorum. İstemiyorum Esra Hanım. Bu kız olmayacak. Bakın ben yine bir dal uzaktan kızı tanımak istiyorum. Hoş göreceğim. Oğlum buraya gelirse Esra Hanım kızla tanışmak istiyorum. Onu tanıyacağım. Ama yani çok şey değilim yani, istekli değilim bu konuda. Yani kızı tanımak konusunda evet, mı? Evet, kızı tanımak Esra konusunda istekliyim. Ben o kız yerinde olsam, ben o kız yerinde olsam değil tanışmak, onun ismini bile almam. O kadar net söylüyorum. O kadar net söylüyorum. Ya siz o kadar saçmalıyorsunuz ki. Nasıl bir annesin? Ben gayet iyi bir anneyim. Gayet ya. Siz bana konuşurken... Ya yeter, ben ayıp ama yani buyum. Beni Esra Hanım tamam, hanımefendi bir dakika. Buradan kaç kere görmüş de konuşuyor beni ya. Anneliğime benim kimseden söyleyemez. Bu kadınlar bakın olayı kişiselleştirmeyin. Ama kıza çok kötü şeyler söylüyorsun. Ya ne söylemişim kıza ben? Piste bilmem ne. Ben gördüğümü söyledim. Bu ne ya? Bir dakika ben gördüğümü söyledim. Ben bir dakika Gül Hanım'ı tutan var mı? Dışarıda tehdit ediyor ama bizi, biliyor musunuz? Ne zaman tehdit mi? Tabii canım, Gül dışarıda siz de benim şimdi şekerse görürsünüz. Bir dakika. Ben duydum. Duvar dibinde arkadaşıma tehdit etti. Gül Hanım tehdit mi? Dışarıda. Esra Hanım kendisi bana yorumlar yapacağını söyledi. Ben de o öyle söyledi, söyleyecek bir şey bulamadım. Güldüm, dedim ki hadi sen bir söyle, ben de sana telefonla neler yaparım dedim. Bu kadar, ben kimseyi tehdit etmedim. Öyle gülerek mi söylediniz? Evet, gülerek söyledim Esra Hanım. Hayır, ciddi söyledim Esra Hanım. Bir dakika, bir Esra Hanım. Beni şu anda bakın karalayıp ekrana yanlış tanıtmayın lütfen ya. Evet orada. Bir dakika, bir nasıl tehdit etti mi sizi? Dışarıda kötü yaparım seni dedi sonra. Dışarıda kötü yaparım. Beni eleştirme dedi. Evet. Ya ben onu şaka yolu söyledim Esra Hanım. Ben kimi tehdit etmişim? Geçen yayında 10 gün buradaydım ben. Kimi tehdit etmişim? Şakadan söyledim diyorsunuz. Ya şakadan söyledim tabii ya. Esra şaka Hanım. Yapmış. Evet Esra şaka Hanım. Yaptım. Benim de oğlum var. Aynı Gül Hanım'ın oğlu gibi geldi. Ben evleneceğim dedi. Ben koynunda yatmayacağım ki. Kendi yatacak. Ya bunu sadece koyun olarak biliyorlar ya. Güzel olsun, pasaklı olsun, bana ne? Yani siz mesela hiç bir kriteriniz yok mu gelinde? Hiçbir şey söylemedim. Ben getirdi kızı. Bir şey söyleyeceğim. Ben izleyicilerimize de soracağım. Sizin bir kriteriniz var mıdır gelinde ve hiç kriterlerinize uymayan bir gelin gelse ve oğlunuz da size karşı çıksa? Yani siz bir kızar mısınız, hemen kabul mü edersiniz? Şimdi bakın, her şey bizim başımıza da gelebilir diye düşünmek lazım. Ben derim ki mesela benim de bazı kriterlerim olabilir ama şöyle olur. Sana uysun, sen mutlu ol diye. Ne bileyim, aynı eğitim durumu olabilir, benzer aileler olabilir, aile kültürler ki. Öyle daha mutlu olacağını düşünürüm. Ne kadar denklik, o kadar mutluluk. Bu doğru bir sözdür. Evet. Şimdi Gül Hanım da diyor ki denk değiller bu kızla benim oğlum. Öyle mi düşünüyorsun? Evet öyle düşünüyorum Esra Hanım. Neden denk değiller? Denk değiller. Kız ondan da en az 7-8 yaş büyük Esra Hanım. Geçen sezonda geldi buraya, bana püskürdü ben bunu söylediğimde. Hayır dedi, nereden biliyorsun, uyduruyorsun. Bu kız ondan hayli büyük Esra Hanım. Ve ben bunu istememe sebeplerimden bir tanesi de ya Esra Hanım bizim kültürümüzden değil. Ne kadar hani onlar da Türk, tabii ki bizim kanımız canımız olabilir de ben de kendi çevremden bir insan olmasını isterdim. Böyle hiç tanımadığım bir insan olsun istemezdim. Bakın Esra Hanım bir de hep saklıyor. Burada insan ya, bak dediğim gibi burada geldin, dal uzatıyoruz dedik, bilmem ne dedik, niye ortada hala yok Esra Hanım? Peki sizin acaba tavrınız, hani kızla ilgili söylediğiniz şeyler onu uzaklaştırmış olabilir? Esra, ben küfür etmedim ki, ben sadece duvarına lekeli dedim. Adam ne duvarmış, gündeme oturduk Türkiye'de, bu ne duvarmış? Ben telefonda konuşurken gördüm, gri bir duvardı, kir vardı Esra Hanım, yuvarlak bir kir gördüm onu. Bir onu dedik, anam bu ne kadar büyüdü, böyle potansiyel bir toplumda sorun haline geldi. Ben çok kötü niyetli de söylemedim, ben gördüğümü söyledim sadece, aslında karalamak için de değil. Ben bunu gördüm dedim. Oğlanı görmediniz mi? 24 saat öncesine kadar yayına gelmedi, ilk geldiği zaman
Sen o kadar kıza laf ettin, kız ağzını açıp sana bir şey söylemedi. 24 saat olmadan ertesi günü geldiğinde kızın gözüne yaş soktun. Kız da seni işte şey yapmıyor, istemiyor. Bilmem ne yapmıyor. Benim yakınlarıma telefon etmiş, demiş ki annem 9 kusurlu hareketten birini yaparak sevdiğimin gözüne yaş soktu. Sen de 99 tane kusurlu hareketi yaptın be yavrum. Benim gözümden akan yaşların hesabını kim verecek ya? Sen ne zaman anlayacaksın anne değerini? Ya ben burada senin için feryat ediyorum. Sen niye bunu görmek istemiyorsun ya? Sevdiğine de bir şey demiyorum. Al gel tanımaya çalışayım da diyorum. 9 kusurlu hareket neymiş ya? Bu telefona, bu yayına bağlan. Lütfen bunu bana söyle. Bu ne 9 kusurlu hareketmiş Esra Hanım? Benim buraya geldiğimden beri döktüğüm gözyaşının hesabı yok. Onun hesabını kim verecek? Ben 9 kusurlu hareketi yapıyorsam kendileri 199 tane kusurlu hareket yapıyor. Ben burada evladım için çırpınıyorum Esra Hanım ya. Kötü bir anne inanın değilim Esra Hanım. Gönderin muhabirlerinizi, kapı komşularımla konuşsunlar, arkadaşlarımla. Hı hı. Ben 5 senedir bir yaşam mücadelesi veriyorum. Tek başıma bakıyorum onlara Gül ya. Hanım, siz iyi bir anneymişsiniz. Bu arada kötü bir anne değilmiş. Şimdi insan bir tavrıyla da kötü bir insan olmaz. Ama yanlış hareketlerimiz, yanlış davranışlarımız olabilir. Vesile Hanım. Ya ben hanımlara katılmıyorum. Semra Gül Hanım'ın sonuna kadar haklı buluyorsun. Haklı buluyorum. Kadın haklı. Çirkin de demişse ben de yani lafın gelişi ben de çirkin diyebilirim. Evet, kızın ahlakı çirkin olabilir. Yüzü olabilir. Önemli değil. Madem çok ona iyi bir kısa gelsin yani, ortaya kendini göstersin, kayınvalideyi şey yapsın yani, şok etsin, ne bileyim. Haksız çıkarsın. Evet, gönül alabilir. Kadın zeytin de alabilir. Uzattı. Ne var? Kadına bu kadar yüklenmeyin yani. Annedir sonuçta yani. Günahtır ya. Hepimiz anneyiz. Hepimiz. Ya Allah aşkına. Kalkıp bana bunu konuşuyorlar ya. Bir insana hakaret edildikten sonra nasıl gönül alacak? Ben hakaret etmedim, olanı söyledim. Hakaret ettim. Etmedim. O senin kendi görüşün. Ya Gül Hanım. Buyur ablacığım. Biz yalan mı söylüyoruz ya? Senin o kendi fikrin oldu. Yalan söylüyorsun demiyorum. Geldim. Benim de oğlum var bakın. Giyimine de karışmam, pisliğine de karışmam. Sen karışmayabilirsin, ben karışan anneyim. Mutlu olsun. Ya. İşte o yüzden senin anneliğin bu. Benim anneliğime sen bak. Ben gene de diyorum. Bunlar bakın çok ağır şeyler ya gerçekten. Yani böyle benim anneliğime tamamen lütfen girmesin. Kusura bakma, sakin olamaz ya. Ya siz o kadar yanlış konuşuyorsunuz ki. Yok yapay kızmış, yok bilmem ne. Sana ne, bize ne? Ona mutluluğu önemli. Sana ne olabilir işte, ben bana ne olamıyor. Benim evladım ya. Ben o çocuğa güzel konuşmayın. Birbirinizi dinleyin. İlgilendirmez. Seni ilgilendirmez esas, o benim evladım. Evet, beni ilgilendiriyor. Çünkü o kız çok hasta güzel bir kız. Hasta olduğu zaman başında bekleyelim de Esra Hanım ya. Sen yat kalk, o çocuğun demek ki çok güzel, huyu güzel, karakteri güzel ki öyle güzel suratlı kızı bulmuş. He. Karakteri demek ki güzel. Sen yüz güzelliğine bakma. Ya Esra Hanım, bir insanı bundan tanımdan nasıl demiyorum bak, içine Gül Hanım. Ben anlamıyorum. Benim neden üç kere şöyle ekran bak, başından izlemeyle kalamayabiliyorsun. Şey, tanımadan insanlara seni mi yapıyorsunuz siz? Ya gittim sana gözyaşlarına acınırma kendine. Dur Rabia Hanım. Ne acındıracağım ya? Bir dakika ya, ben sizi de susturamıyorum artık. Ben sen bana acıyasın diye gözyaşı dökmüyorum. Sen buradayken de ağlayan bir anneyim ben. Gözyaşı döküyorsun. Seni ilgilenmiyor. Ben de erkek annesiyim. Sen timsah olarak görebilirsin. Onlar benim annem. Bir sakin olun, bir dakika. Aa, ne oldu bu kadar da sinirlendiniz Edip Bey, şu ya? Şu konuşmaları lütfen şey altına alın. Ben de bir yorum yapacağım zaten de biraz sonra. Bir dakika, ne yapsın Edip Bey? Ya Esra Hanımcığım, bu abla beni o kadar çok sinirlendiriyor ki ekran başından ekran başındaki ilk konuşmalarımı izleyerek gelip burada benim anneliğime kadar hakaret etme hakkına bir dakika, ama sahip sonra, değilsin. Sonra ben bakın bu saatten sonra Filiz Hanım başımın tacısın. Ben bu kadın benim başımın tacı. Senden de beterleri varmış. Ah bacığım, nerelere gideyim ben? Bu nedir Esra Hanım? Hep doğruyu söylüyorum. Evet, kötü bir şey söylemiyorum. Doğru, sen yanlış anlıyorsun. Ben sana yanlış yaptığını söylüyorum. Yanlış kelimeler türetiyorsun. Belki haklı olabilirsin davanda. Ya o zaman ama söylemiş başka bir kıza, ama nedir çünkü böyle? Bak ben sana şimdi sen hani evlattan bahsediyorsun ya. Evet. Bak ben hem kız hem erkek annesiyim. Benim kızıma birisi bu şekilde çıksa dese ki işte duvarı kirli, yok Photoshop yapıyor. Çıldırırım. Kız annesi olarak böyle düşünüyorum. Evlat erkek annesi olarak da hani sana hak verebilirim. Bazı şeylerde hak veririm. Ama hepsinde değil. Hepsinde değil. Evet. Yani çünkü böyle birazcık daha ılımlı davranman gerekiyor. Çocuğunu karşına alman gerekiyor. Getir oğlum kızı. Bir oturayım, bir konuşayım, bir Filiz kahve Hanımcığım, içeyim. Söyledim de, gelmiyor, ama bak, yok. Raddeyi buraya getirdikten sonra benim de Esra Hanım, tamam, benim de oğlum 19 yaşına girdi Cuma günü. Üniversiteye gidecek.
Benim oğlumun kız arkadaşı var. Bak ben aldım kızı, getirdim ve benim oğlum kızla evlenmek istiyor. Dedim ki eğer ben dedi kaçarım dedi kız Esra Hanım bana. Ben senin oğlunu çok seviyorum. Benim ailem taşınıyor, İstanbul'dan gidiyor. Ben dedi kaçarım. Bak ben seni ne yaparım biliyor musun hayatım dedim. Kolumdan tuttuğum gibi Esra Hanım'a getiririm. Anneni babanı arattırırım dedim. Ona göre aklını başına devşir. Benim çocuğum okuyacak. Ha sen benim başımın tacısın her zaman. Ama benim çocuğum okusun, bir meslek sahibi olsun. Ben seni evinden gelinle, telinle, duvalına çıkarmak isterim dedim kıza. Aha. Şimdi aynen bir dakika. Bunu bu arada Gül'ün asıl da bir istediği vardı. Sadece gelinle ya da gelini beğenmemekle ilgili değildi durum. Hatırlıyorsanız neydi? Aslında zor durumları vardı. Babadan ayrıldıktan sonra babanın hiçbir desteği yoktu. Kızı üniversite kazanmıştı, gidemiyordu. Yardımcı oldular ona. Evi eşyasızdı. Biz de gittik bir evinde çekim yaptık. Özellikle Uğur'un bu ev VTR'sini izlemesini istiyorum. Bir ev VTR'sine bakabilir miyiz? Evlerini bir görelim. Üç aylık kızı annesine değişti. Yaşamak istemiyorum artık. En son stüdyoda karşılaşan anne oğlun program sonrası bir araya gelip gelmediğini öğrenmek için Gül'ü Bahçeli Evler'deki evinde ziyaret ettik. Gül Hanım programımıza oğlu Uğur Bey'in kendisiyle konuşmadığı için başvurmuştu. Bunun sebebi ise istenmeyen gelindi. Tabii araya süreç girdi. Bakalım bu süreçte Uğur Bey eve geldi mi, annesini aradı mı? Gelin hep birlikte detayları Gül Hanım'dan öğrenelim. Bu süreci bize biraz anlatır mısınız? Programdan sonra neler oldu? Aradı mı, geldi mi? Vallahi maalesef programdan sonra hiçbir şekilde ulaşamadım kendisine. Fakat bir yakınımla görüşüp bir iki haber aldım. Ev tutmuş, ev kiralamış, kızla evleniyormuş 20 Eylül'de. Eşyaları dizdik. Annem beni rahatsız etmesin demiş. Başka bir şey istemiyorum ondan. İşte demiş bu hayatta 9 tane kusurlu hareketten birini yaptı. Sevdiğimin gözüne yaş soktu demiş. Benim gözüme soktuğun 99 tane yaşın hesabını ben kime soracağım? Ne vardı gitmeseydi de bu evde beraber yaşamaya devam etseydik. Eşyaları burada götürebildiklerini götürmüş. Götüremedikleri burada bakın yatağını bile kaldırmadım ya. Her an gelebilir diye bıktım artık bu kadar sorunla uğraşmaktan. Psikolojim bozuluyor artık gerçekten yani. Gül hep basaklı olarak adlandırdığı Ayşe için ben senin çamaşırla ne kadar ütülerdim, o kız benim yaptıklarımı yapar mı sana diyerek oğluna serzenişte bulundu. Bakın bunlar da fotoğraflarım, bunlar da evladımın üstü başı ya, niye yapıyorsun bunu Uğur bize? Donuna kadar ütüleyip eline veriyorduk, o kıza yapıyor mu sana aynı şeyi? 3 ayda tanıdığım bir insana utanmadan anneni değiştiren bir evlatsın sen. Ben şimdi utandım ya. Evin reisi dediği Uğur gidince sorunlarla baş başa kalan Gül, boşanmaya çalıştığı kocasının yüzünden 5 ayrı yerden icralık olduklarından ve Uğur'un kendisini bu sorunlarla yalnız başına bıraktığından yakındı. Eve aldığımız taksitle eşyaları ödemeyerek bana kendisi senin adın var, senin imzan var, bunları gidip sen ödeyeceksin dedi ve 5 yerle bizi icralık etti. Bakın buyurun gelin odalarımıza. Böyle imkansızlıklarla yaşam sürüyoruz yani, böyle insan yaşasa ne yaşamasa ne ölsek daha iyi. Ya gerçekten ölsem daha iyi yani, ben bu evde durmak istemiyorum. İnsanın eşyasının olmaması o kadar kötü bir şey ki. Sonunda Uğur'un sevdiği kıza da razı olan Gül, oğluna sen yeter ki dön diyerek feryat etti. Lütfen geri gel ya, bak bir eş her zaman bulabilirsin ama bir anneler her zaman bulunmaz. Esra Hanım'ın dediği gibi kimin ne olacağı belli olmaz, belki yarın olmayacağım. Hiç pişman olmayacak mısın bu yaptıklarından ya? Sen benden ne istiyorsun? Senin beklentin ne ya? Gül
Gül Hanım izlerken de duygulandınız. Şimdi işin bir de bu tarafı var. Yani aslında tam da ailesine destek olması gerekenin beklenildiği bir dönemde evet. Uğur'un gitmiş olması da anneyi çok üzüyor. Öyle mi Gül Hanım? Çok incitiyor Esra Hanım. Bundan sonra bu evin reisi sensin dediğimde ben reis olamam anne dedi bana. Hı hı. Ben dedi borç ödeyemem bilmem ne yapamam. Halbuki ben öderim diyordu. Babasının yanına gitti 2 sene. Bir senedir yanımızdaydı. Hani burada dedi ya erkeksiz kalmasınlar diye geldim bir evet. senedir. Ondan 2 sene önce erkek değil miydin? 2 sene önce niye bize sahip olmadın? Bana sevdiğim yemekleri hazırla deyip babasının yanına kaçtı ve 2 sene ortada olmadı Esra Hanım. Ben 3 ay hiç yatmadım. Gece sabahlara kadar hı-hı. ağladım Esra Hanım. Ama sonra sindirdim ne yapayım? Kaç yaşında çocuk yani istediği yeri tercih eder düşüncesi oluştu. Yani böyle işte durum. Yani ben çağrı da yapıyorum Esra Hanım yine. Yani bu kadar kötü şey olsun istemiyorum. İyi iletişim kurmak istiyorum. Tamam getirsin tanışalım bir anlamaya çalışalım birbirimizi. Böyle kendi başına evlenilmez ki. Kimse ağaç kavundan çıkmıyor. Onun babası olmayabilir ama annesi var Esra Hanım. Ben çocuğuma sahip çıkmak istiyorum. Gelsin oğlum lütfen bak Uğur. Şu anda biliyorum bu yayını izliyorsun. Lütfen anneciğim çık gel. Tamam kızı da getir. Birbirimizi tanışalım. Anlamaya dinlemeye bizi çalışalım. Şu an izliyor Uğur. Bu arada WhatsApp'tan telefonunu arıyor bizim arkadaşlarımız da. İzlediğini biliyoruz. Yani bu kadar bakın. Hiçbir şeyde hayatta diyelim ki bu anne kötü bir anne değil. Evladını yetiştirmiş bir anne. Bir hata yaptı. Herkesin söylediğine göre bir hata bu kadını kötü mü yapıyor? Ya diyelim kızı beğenmedim dedi, güzel değil dedi falandı filandı. İnsan bir şey hadi diyelim kıskandı benim işte oğlumu buna mı şey. Hayır diyelim hadi en kötü ihtimali, en kötü seçeneği düşünelim. İnsan bir şey bu kadar mi? Çocuklar gidip görmeyecekler mi? Bu kadar yıl emek verdiğiniz bir çocuk res çekip gidecek mi hayatınızdan? İnsan yani? Böyle bir şey söyleyebilir miyim? Evimin sokağındaki okulu, ilkokul, ortaokulu aynı okulda bitirdi. Evimin sokağındaki okulda ben bir tek gün fiske indirmedim. Kimse çocuğumun etrafında olup da ona dokunmasın, zarar vermesin. 8 sene evladını okulda bekleyen bir anneyim. Hı hı. Gerekirse okulun müdürlerini de bağlatırım. Evlatlarıma nasıl sahip çıktığımı benim okul müdürlerinden, komşularımdan, arkadaşlarıma herkes bilir. Hı hı. Ya ben 8 sene seni bekledim. O çocuğu astım hastası yaptım. Kızım yeni doğmuştu abisi okula başladığında Esra Hanım. Kapıda bacada beklemekten hasta oldum. Ben yeter ki çocuğuma sahiplik yapayım diye. Şimdi Uğur bize Sivas'ta olduğunu söylemiş. Kimin? Bu arada Uğur. Kimisi? Sivas'ta kim var? Hiç kimse. Biz Sivas'ta değiliz. Erzincanlıyız Esra Hanım. Evet ama Sivas'ta olduğunu söylemiş. Kızla birlikte Ayşe ile yani birlikte Sivas'ta olduğunu söylüyor. Kimi? Ben hala algılayamadım. Çok pardon. Kimin Sivas'ta oldu? Benim mi? Hayır. Peki, Sivas'taymış şu an. Aa, ne alaka? Gezmeye gitmiş. Gezmeye gitmişler Sivas'a. He. Ya da yani o oradalar şu an ya da orada yaşayacaklar artık. Sivas'ta. Evet. Esra Hanım ilk defa duydum şu anda şok oldum. Hani işinden falan çok memnundu. Hı hı. İşimde yükseliyor. Hayır yaz sezonu ya belki gitmiş olabilir birkaç günlüğüne. Ayşe ile birlikte şu an Sivas'ta olduğunu söylemiş. 2 gün önce de Şirin Evler'e taşındığını. Hatta beraber top oynadı arkadaşlar. O adrese gitti bizim ekiplerimiz. O adreste yok Uğur. Daha önceki. Yoklar. Şimdi, yeni adrese de gittiler arkadaşlarımız. He, onu bilmiyorum. Bakın yine yalan görüyorsunuz değil mi? Bu arada Uğur'un da çok yalan söylediğini yani birçok şeyi doğru bir şekilde söylemediğini de biliyoruz. Yani şu anda şoklar ya ne diyorsunuz yani bu şeylere? Ben şunu gerçekten söylemek istiyorum. Anasına, babasına, kız kardeşine, bacısına, çocuğuna, evladına sahip çıkmayan hiçbir kimse hiç kimseye sahip çıkmayacaktır. Bunu unutmayalım. Yani o kız da nasıl bir kızdır demiyor ona ki sen anneni terk etmişsin. Yarın beni de terk edersin. Yani bunu niye diyeyim? Ben olsam söylerim yani. Bir de bak ben bu yaşa gelmişim evlenmeye kalksam beni yani evleneceğim kişinin ailesi beni istemese ben yine gitmem. Gitmem yani. Bu ne demek ya? Kadının haline bak ya. Sen önce annene sahip çık ya. Başkasının kızına ev açmışsın. Annene ev aç ya. Bu ne ya? Ya İslam Hanım zaten babası bizi bu sorunlarla, badirelerle bize yaşattı. Bunlarla iç içe bıraktı. Evlat olup ben onun bizlere sahip çıkmasını isterdim. Anneciğim beraber çabalayalım. Hı-hı. Hani belli bir noktaya beraber gelelim. Ben de sana fayda etmeye çalışayım deseydi. Bu hep kaçıyor bir şey olduğu zaman. Hı-hı. Şimdi kıza kaçtı. Benim bildiğim dediğim gibi kızlar kocaya kaçar. Benim oğlan kaçtı gitti kıza. Ya bir erkek annesi olarak da çok incindim Esra Hanım. Hı hı. Yani insan 3 ayda tanıdığı birinin annesini nasıl değiştirir ya? Bu kadar çok seviyorsan gel beni de razı et o zaman. Kız da evde konuşuyordu annem dinliyordu dedi ya Esra Hanım. Hep gizemli gizemli hareketler. Beni gördü mü yorgan altına girmeler. Çık dışarı ne işin var burada? Sen neyi saklıyorsun ya? Hı hı. Nedir yani bu? Bir sevgilin varsa da senin yaşın normal de ki anne ben kız arkadaşım var konuşuyorum. Lütfen burada gezme. Ben çok şükür laftan anlayacak bir insanım. Peki Salih Hanım siz ne düşünüyorsunuz?
biraz da olayları Gül Hanım'ın cephesinden bakmamız lazım. Bunca sene çekirdek ailesiyle iki çocuğunu büyütmüş, yetiştirmiş. Bütün kabahat oğlunda. Arayı bulacak olan oğludur. Ya yani elin kızı gelmiş bir şey diyemezsin. Yani kötü yorumlara da yine yapma ama senin oğlun önce seni saydıracak... Alacak, getirecek, altından çıkıp üstünden girecek, sizin birbirinizle kaynaştıracak. Ablacığım kız oğlan saymıyor ki kız saysın. Ben o kızın yerinde olsam annesine saygısızca davranan, annesini saymayan, hatta annesini sevmeyen birini hayatta yani huri melek olsa istemem etrafında Esra Hanım. Aileyle barışık olması lazım bir insanın ya. Ama oğlun seviyor, hiçbir şey yapamazsın ki. Ama saydırsın beni. Arka çıkacaksın. Onlar da sana saygı gösterecekler. Bu işler zıtlıkla olmaz. Yani şey evet, yapmanız lazım. Şöyle düşünüyorum. Eğer ılımlı yanarsaydı arkadaşım. Evet sana hak veriyorum. Ben şimdi sana da hak vermiyorum. Neden vermiyorum? Anne böyle agresif çocuğunu... Ya ablacığım iki de beraber tip agresif. Ne agresif ya? Senin evladın yapsa aynı şey böyle olabiliyor musun ya? Düşünün. Atıyor oradan çamur atıyor. Bu nedir Esra Hanım ya? Bir dakika dinleyin ama konuşurken birbirinizi. Ya rica ediyorum ablacığım seni bak benden yaşça büyük bir hanımsın belli. Sen ben senin çocuğunu koy bakayım aynı yere. Lütfen empati kur. Sen renk değiştirmiş işte. Neyi değiştiriyor sen sence? Sen ılımlı bir anne olsaydın. Ya hala benim annemle gülüyor. Benim ne alakası var? Ben ne alakası var? Neye gittiğini biliyor musun? Dilerdi. Ayşe de dilerdi. Uğur da dilerdi. Neden kaçıyorlar? Sana soruyorum. Bilmiyorum. Ben neden kaçıyorlar? Neden kaçıyorlar? Ondan kaçıyorlar Esra Hanım. Bence bu birbirlerini sevmenin dışında başka şeyler var Esra Hanım. Ne gibi şey? Ben bu kızdan çok şüpheleniyorum. Nasıl yani bu şey? Bu çocuğu da elinde zorla tutuyor bu. Buna dadım gibi eminim. Ha çocuğu zorla tuttuğunu düşünüyorsun. Evet çocuğu evet zorla tutuyorlar Esra Hanım. Evet çocuğu zorla tutuyorlar Esra Hanım. Ama bir şey söyleyeceğim. Niye buna güldüğümü söyleyeyim. Nasıl zorla tutulsun? Burada geldiğinde ben seviyorum dedi. Yalnız bir şey ben mecbur bir dakika. Mecbur edilmediğini biliyorsunuz Esra Hanım. Şimdi tabii insanlar farklı fikir üretiyor. Şimdi bu açıdan da bakmak gerekir. Diyor ki benim çocuğumu zorla tutuyor. Bize hiç konuşturmadı bu kızı. Bizle hiç yüz yüze getirmedi. Benle konuştur dedim konuşturmadı. Evet. Yani buna da dikkat etmek aynen gerekiyor. Aynen öyle. Olan oğlunda bitiriyor. Ama Esra Hanım oğlunda bitiriyor. Hayır. Bizimle görüş. Biliyor musun? Niye? Görüştürecek. Fakat anne olmadığı zaman görüştürecek. E tamam ben arkada görüşelim dedim. Ama anne çok agresif ya belki korkuyor çocuk kıza bir şey yapacak diye. Esra Hanım ben en sokağın kabusunda başrol falan oynamadım. Bakın beni öyle tanıtmayın lütfen ya. Ya ben bu öyle görünüyorsun. Allah sen öyle görmek istiyorsun. Bak bir şeyi nasıl görmek istersen öyle görürsün. Evet seni öyle gördüm ya ben de öyle oldum. İşte sen evde başında gördüğün kadına geliyorsun suçluyorsun. Nasıl gördün Gül Hanım'ı? Vallahi çok agresif gördüm. Ben de agresif oldum. Erkek annesiyim ya. Alakası yok. Benim oğlum var ya yabancı da getirse önemli olan mutlulukları. Sen oğlunun mutluluğunu düşün. O senin bakış düşün. Açın. Ben hayata farklı evet, bir pencereden bakıyorum. Kendi etrafımdan olsun istiyorum. Benim de doğulu damadım var. Benim de kızım model giyiniyor. Ya ablacığım tanıyayım diyorum. Ben uzatıyorum Esra Hanım. Çocuk yok meydanda. Ben ne yapabilirim ya? Oradan oraya kaçmanın sebebi ne? Niye oğlum bu kızı kaçırıyorsun sen? Senin Sivas'ta Mivas'ta ne işin var? Hani diyordun ki Şirin evlerde ev tutmuşum öyle demişsin. Borcun altına girdim, eşya dizdim demişsin. Bu arada ben... sabah arkadaşlarımız konuştu. Yayını seyrediyor şu anda. Ama telefon yayın başladığında bilerek kapattı. Sivas'ta olduğunu söyledi. Sivas'tan seyrediyor şu an bizi. Ha Sivas'tan sevgilerle diyor yani. Evet. Bize de sana İstanbul'dan sevgilerle de yani bu hareketleri sen niye yapıyorsun ben hala anlamış değilim. Bak birileri tarafından zorla tutuluyorsan lütfen söyle. Tamam mı? Ben senin gönlünün isteğiyle o evde kaldığına inanmıyorum Uğur. Sen o evde zorla tutuluyorsun. Ben bunu da ispat edeceğim evet. Ama bak bu işlerin peşine düşeceğim. Afiye olacağım, çok polis olacağım. Bir reklam arasına gitmeden bir çağrınızı yapar mısınız? Bir seslenin oğlunuza. Tamam Uğurcuğum bak sen benim gözümün bebeğisin oğlum. Ben seni nasıl büyüttüm biliyorsun ya. Ben sana kimse gölge etmesin diye seni 8 sene okullarda bekledim. Almadığım görev kalmadı. Kimse evladımın etrafında uçmasın diye Esra Hanım. Bir zarar vermesin. Kimseyle kavga etmesin. Ya ben sana ne yaptım? Sevgiyse ben sana en derinine kadar verdim Uğur. Sen benim tek oğlumsun. Bir kız yüzünden bu noktalara gelmek istemiyorum anneciğim lütfen. Bu çağrılarıma kulak ver. Bu Sivas Mivas işini bırak sen. Ben senin orada olmadığını çok iyi biliyorum. Lütfen buraya çık gel o kızı da getir. Korkma ben canavar değilim biliyorsun. Getir insanı anlayabilecek kapasiten var. Bunu sen yani çok iyi biliyorsun. Kabul edeceğim kızı diyorsunuz edeceğim. Değil mi? Getirsin tanıyayım birbirimizi anlamaya çalışalım Esra Hanım ya.
Bak İstiyor zeytin dalı onu, uzatıyor tamam. annen. Gel sen bu zeytin ya. Dalına bence bir karşılık ver. Güzel bir ılımlı bir şekilde konuşun. Sivas'taysan da gelirsin.